Sayın Valim, üniversitemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 2013-2014 akademik yılı açılışımız vardı. Açılışımızla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz Valim? Evet, bizim şehrimizdeki Namık Kemal Üniversitemizin bu yıl açılışıyla ilgili ikinci katılışım oldu benim. 2'den seneden sonra. Gayet güzel bir program oldu. Öncelikle kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Osman Şimşek hocamıza teşekkür ediyoruz. Bütün öğretim üyesi arkadaşlarına, yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Namık Kemal Üniversitesi oldukça hızlı büyüyor. Az önce konuşmasında bahsetti. 27 bin öğrenciye ulaşıyor. Tekirdağ'da artık yeni büyükşehir 155 bin milli eğitimde öğrencimizin yanında 27 bin lisans ve lisansüstü öğrencilerin olduğu çok büyük bir akademik coğrafya oldu burada. Biz üniversitemizin önümüzdeki yıllarda bu yapılan yatırımlarla çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz. İstanbul'un bir saatlik mesafesinde ama İstanbul'un bir takım olumsuz sıkıntılarını yaşamayan, efendim, trafik sorunu olmayan, yerleşimle ilgili, işte kalacak yerle ilgili sorunu olmayan, efendim, özel hayatla ilgili daha relax ortamların olduğu bir huzur kenti Tekirdağ'da. Lisans ve lisans üstü diğer öğretim aşamalarının her birinin en güzel şekilde yapıldığı bir ortam olarak görüyoruz üniversitemizi. Tabii şehriyle barışık, şehriyle içli dışlı olmuş bir üniversite yolunda da ilerliyor. Bizim şehrimiz Türkiye'nin 10. büyük sanayi şehri. Bu kesimde 1400 sanayicimiz var. Burada da 130 bin civarında çalışanımız var. Biliyorsunuz bu hükümet, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız artık üniversitelerimizi kendi kampüs alanlarının dışındaki reel hayatla, yani sanayisiyle, ticaretiyle, sosyo-kültürel her yapıyla içli dışlı olmasına yönelik gayret gösteriyor. Sayın Bakanımız Nihat Ergün Bey'in başlatmış olduğu bir program var YÖK'le birlikte. Artık üniversitenin istihdamın en önemli ayağı olan sanayi kesimiyle içli dışlı olmasıyla beraber, içli dışlı olmasıyla ilgili özel bir program takip ediliyor. Bu noktada da bizim üniversitemiz, Namık Kemal Üniversitemiz, burada biliyorsunuz 12 tane organize sanayi bölgesi, 1 tane Avrupa Serbest Bölgesi var. Bunlarla, buradaki yatırımcılarla, sanayicilerle neler yapabiliriz devamlı sürekli araştırma, geliştirme noktasında gayret gösteriyor. Vali olarak da ben de bu münasebetin daha iyi noktaya gelmesi noktasında gayret gösteriyorum. Teşekkür ederim Sayın Valim. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bizi şereflendirdiniz. Bu 2013-2014 eğitim öğretim yılının geçen yıllardan daha da güzel bir öğretim bilim yuvası şeklinde geçeceğine inanıyorum. Bunu temenni ediyorum. Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olan Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitemiz bizim için bir aydınlanma meşalesi, bir bilim yuvası. Bunun en güzel şekilde içinde yapılan yeni yatırımlarla beraber daha da artarak devam edeceğini inanıyorum.